Chicago şehir merkezindeyiz ve Reliance binasını inceliyoruz. Küçük bir not, Reliance, itimat, güven, bir şeye dayanma gibi bir anlama geliyor. Evet, dille ilgili bu girizgahtan sonra hadi gelin binayı inceleyelim. Etrafında şu anda ondan uzun pek çok bina var ama kendi döneminde bu bina gökdelen sayılıyordu. Bu bina mimarlıkta ekollerden biri olan Chicago okulunun en güzel örneklerinden biri. Bina, Burnham ve Root mimarlık şirketinin imzasını taşıyor. Bu iki mimar 1871'deki Büyük Chicago Yangını'ndan sonra yaptıkları binalarla kendilerini zaten kanıtlamışlardı. Bu tarihten sonra çelik iskeletlerin kullanımıyla daha önceden mümkün olmayan yüksekliklerde binalar inşa edilmiştir. 19. yüzyılın ikinci yarısında yeni tekniklerle çelik daha kolay ve ucuza üretilmeye başlanmıştı. Çelik derken aklınıza temelde demir gelsin. Demir 19. yüzyılda yapısal malzeme olarak kullanılıyordu ama kullanım alanı daha çok seralarla, köprülerle ve sergi mekanlarıyla sınırlıydı. Çeliğin mukavemeti çok yüksektir ve 19. yüzyılın sonuna gelindiğinde mimarlar iç yapıda çeliği kullanabileceklerini keşfetmiştir. Bu da tuğla veya taş yığınlarından oluşan yük taşıyıcı duvara iyi bir alternatif oluşturmuştur. Çelik iskelet içtedir ve dışarıdan görünmez. Bu da o dönemde yeni bir imkan sunmuştur. Duvarlar açılabilir ve yüzey büyük ölçüde camdan yapılabilir. Eğer uzun bir binayı taş veya tuğla kullanarak inşa etmek isterseniz, duvarlar epey kalın olmalı ki katların yükünü taşısın. Çelik iskeletse bizi bu zorluktan kurtarır. Duvar yerine pencere konulmasına olanak tanır. Böylece binanın içi doğal ışık alabilir. Eski zamanları düşünürsek gaz lambalarına, günümüzü düşünürsek de elektriğe ihtiyaç azalır. İşte bu bina mimarlarının bu olanakları kavramasının müthiş bir örneğidir ve perde duvarın ilk kullanıldığı binalardan biridir. Her bir katta binayı destekleyen dikey çelik parçalarının ucunda raf gibi yapılar vardır. Gördüğümüz her bir terrakotta panel ve cam bölümü işte bu rafların üzerinde olan ayrı birer bölümdür. O yüzden taş veya tuğla binalardan çok farklı bir durumla karşı karşıyayız. Reliance binasının dışına bakınca her yer pencerelerden oluşuyor gibi. Pencereler arasında da hoş terrakotta süslemeler var. Terrakotta da mimaride yeni kullanılan bir malzemeydi. Seri üretilebiliyordu ve hafifti. Burada gördüğümüz gotik motifleri gibi üzerine motifler işlenebilen bir malzeme. Parçalardan biri koptuğunda yerine yenisini koymak da kolay bir iş. Giriş katı diğer katlardan daha uzun yapılmış. İki katı diğerlerinin iki katı uzunlukta diyebiliriz. Bu da binanın girişine ağırlık ve sağlamlık hissi vermiş. Yine de burada klasik dönemin izleri var. Yüksekliği normal katın iki katı olan bir taban, uzun bir gövde ve yukarıdaki korniş kısmı. Bu bina ilk inşa edildiğinde modern çağa ait demek zor olabilirdi ancak cam kullanımı, binanın zarifliği, lineer yapısı ve hızlı bir inşaat sürecinden geçmesi ve Chicago'da elektrik kullanılan ilk binalardan biri olması bu binayı çekici kılıyordu. Bina adeta Chicago okulunun gelişimini gözler önüne seriyor, modern dünyanın ve modern Chicago'nun yansıması oluyordu.